gölü kapalı bir havza. Şimdi kapalı havzaların en temel özelliği yıl içerisinde çok ciddi seviye farkları yaşanır. Yani iklim değişikliği yaşanmamış olsaydı dahi seviye farkları gerçekleşirdi. Yani yağışlı dönem ve kurak dönem arasında göl seviye farkından dolayı aslında kıyıyla göl arasında bir çekilme meydana gelirdi. Ancak özellikle son 20 yıldır yani ülkemizi ve son 10 yıldır da havzada ciddi şekilde o iklim değişikliğinin etkisiyle beraber yaşanan bir kuraklık var. Yani yağışın şekli, düşme sıklığı, ondan sonra miktarı, güneşlenme, buharlaşma, bütün bunlar değişti. Bunlar tamamı gölün aleyhine işledi. Dolayısıyla çok ciddi bir buharlaşma var havzada. Bu buharlaşma da doğal olarak gölün sürekli geri çekilmesine, yani alan kaybetmesine neden oluyor. Tabii doğal olarak göl kıyısında kurulmuş bütün limanlar bu çekilmeden olumsuz etkileniyorlar. Burada yaşadığımız şey de benzer bir durum. Yani üniversitenin hemen içinde yer alan bu limanda da benzer bir durumu yaşıyoruz. Göldeki çekilmeyle birlikte liman maalesef gölün çekilmesiyle birlikte alan kaybetti, seviye kaybetti. Dolayısıyla teknelerin limana girmesi mümkün değil. Tabii bunda sadece bu değil, aynı zamanda dalgalarla beraber gölün altında mevcut o kum, siltasyon malzemesi de buralara doluyor. Dolayısıyla bütün bunlar limanların kullanılmaz hale gelmesi neden oluyor. Şimdi biz önümüzdeki sürece baktığımızda göl alan kaybetmeye devam edecek mi? Edecek. Niye? Çünkü önümüze bir küresel iklim değişikliğinden kaynaklı bir buharlaşma, yani havzada bir buharlaşma olacak. Bu buharlaşma suyun kaybolmasına, dolayısıyla alan kaybolmasına yol açacak. Göl seviye kaybedecek. Dolayısıyla buralarda yapılan bütün çalışmalar, evet belki şimdilik bir formül, bir çözüm olarak ortaya çıkabilir. Yani kısa dönemli. Ancak uzun vadede bu çalışmalar nihayetinde çok da amacına ulaşmış belki olmayabilir. Şu an burada evet bir derinlik çalışması ben de gördüğüm kadarıyla yapılıyor. Ama tabii bu iklim değişikliğinden kaynaklı o küresel ısınmanın yarattığı havzadaki o buharlaşmanın etkisiyle göl alan kaybettikçe dolayısıyla bunlar şüphesiz tekrar açığa çıkacak. Yani bunlar tabii ki çözüm değil. Yani bu bütün kıyıdaki limanlar için söz konusu. Yani belki çok daha farklı formüller geliştirmek mümkün olabilir. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Van Gölü yaz aylarında yaşanan o kuraklık ve buharlaşmanın etkisiyle sürekli alan kaybedecek önümüzdeki 10 yıllar boyunca. Bu alan kaybetmeyle birlikte gölün çevresindeki bütün limanlar, buna küçük balıkçı limanları da dahil olmak üzere hepsinde benzer sorunlar yaşayacağız. Dolayısıyla yeniden temizleme, yeniden çamur çıkarma veya yer değişikliği gündeme gelecek. Yani muhtemelen limanlar daha göle doğru uzayacak. Yani mevcut limanlar belki iptal edilecek. Daha açıkta, gölün derinliğinin müsait olduğu alanlarda yeni limanların kurulması gündeme gelecek. Belki sabit değil, daha böyle göl seviyesine bağlı olarak hareket eden iskeleler, yani daha portatif iskelelerle alan yönetilmeye çalışacak. Çünkü sürekli su taşıyarak ya da çamur siltasyon boşaltarak mücadele etmek, inanın hele hemen hemen neredeyse çok zor gibi. Yani kısa vadeli çözümlerden öteye gitmeyecektir muhtemelen. Uzun soluklu bir çözüm olmayacaktır bu yapılan çalışmalar. Tabii bu anlamda düşününce, iklim değişikliğinin yarattığı etkiler düşününce çok daha farklı yöntemlerin kullanılması gerekiyor herhalde. Thank you.